Tamamen komutları ezberlemekle alakalı bu. Tamamen. Merhaba. Merhaba. İnsan araçtan. Olur. Nathan? Evet. Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Jackson ben. Benim de seninle konuşmam gerekiyordu. Benimle konuşman gerekiyordu. Evet, Soner anlattı mı? Soner'le görüşmüyorum ben 2 gündür. Buralarda değilmiş. Tamam. Çok önemli bir şey için seninle konuşmamız lazım ama daha sakin bir yere gitsek olur. Yani gidelim, gel, takip et beni. Nereden geldi lan? Benim FPS'im niye düştü? Abi çok gittik ama. Koy koy oraya, sıkıntı çıkmaz. İstiyorsan daha böyle düzgün de park edebilirsin. Kafana göre. Gel gel Nathan, gel. Anlatacağım şeyler seni biraz kızdırabilir. Anlatacağın şeyler beni kızdırabilir. Evet, biraz. Benim biraz öfkelenmem diğer insanlara göre daha fazla ya Nathan, biliyor musun? Öfkeni doğru yere kanalize edersen eğer, bence yani anlaşabiliriz. Çünkü ben yeterince acı çektiğime inanıyorum. Buradan bakarsan, görmediğin şeyleri. Şimdi şöyle, Dur başıma ne sen geldiğini. başlamadan ben kalkayım da kan akışım hızlansın. Evet, dinliyorum. Şimdi başıma gelenleri az çok anlamışsındır. Yani ben işkenceye uğradım. Suratıma bez konularak benzin döküldü. Parmaklarımın halini zaten görüyorsun. Ve bir şeyler anlatmak zorundaydım. Ve ben bu esnada pederi sikeyim. Bu konuda netim. Hiç umurumda da değil artık. Pederin Leo ile görüştüğünü anlatmak zorunda kaldım ne yazık ki. Ve bu konuşmada şöyle bir şey geçti. Pederle Leo konuşurken Leo motorculardan ne kadar rahatsız olduğunu, pederin de buna bir çare bulacağını söylemişti. Aynı zamanda şeyi de, Nest'in işte kızları çaldığını falan, bunları anlatmak zorunda kaldım. Ama anlatmak zorundaydım. Lütfen beni anla. Şimdi peder konusunda bilgim var. Leo tarafından anlattı bana Leo ne oldu, ne konuşulup ne bittiğini vesaire de. Sen onu kimlere anlattın? Lost'takilere. Tam Lost anlatmasaydım anlattı. iki parmaktan daha fazlasını kaybederdim. Bunu sana anlatma sebebim de kendinize dikkat edin diye. Ve lütfen bana kızma. Gerçekten çok zor bir durumdayım. Bir saniye bunu açmam gerekiyor. Birazdan arayacağım. Bir şey sormam gerekiyor Ayş. Tabii ki. Evet, tabii ki. Sen bu kişilerin bulunduğu yeri birkaç gün önce vesaire önden geçip ya da herhangi bir izleme yaptın mı? Yok hayır ben Doğruyu söyle arabamı bana. park et. Yok yok ben arabamı park ediyorum sadece oraya. Sen sadece o bölgeye arabayı park ediyorsun. Evet birkaç kere daha karşılaşmıştık onlarla. Birkaç kere daha karşılaşmıştın onlarla. Evet ama Senin tam kesinlikle arabamı park ediyordum. Başka bir şey yok. seni peki tanıyorlar mı? Yok hayır ben tanışmadım onlarla şimdiye kadar. Tanışmadım. Evet. Anladım. Hiçbir şekilde izlemedin ya. Yok hayır niye Bulundukları yeri izleyeyim vesaire. tanımıyorum. Hayır. Peki. Okey. Tamamdır. Etrafta görüşürüz. Ne oldu? Başında bir bela var, daha var gibi. Yani anlamadım. Bugün şeyler böyle Japonlar sanırım. Bir takip ettiler beni. Sonra telsizden biri burada falan dedi. Onun mevzusu bu da. Çok bela çekiyor gibisin Nathan ya. Ben de anlamadım. Şimdi sen gidip bizi bir şekilde Lost'a öttün. Evet, yapmak zorundaydım gerçekten. Peki bizim aklımızda hiçbir bilgin var mı? Yok hayır.
Bence olsaydı ötmezdin. Şimdi bir gruptan, bir motorcu ekibinden kurtulup da belki de daha kötüsüne denk geldin Nate. Kendinizi, yani iyi niyetimi şuradan anlaman gerek. Kendinizi yani korumanız, haberiniz olsun diye. Yoksa anlatmayabilirdim de bunu. Ya bize kimse dokunamaz kolay kolay. Bizim kendimizi korumamıza ihtiyacımız yok. O Öyle konuda diyorsan canını sıkacağın bir durum yok. Ama senin tamamdır. canının sıkılması gereken durum bizi gidip başkasını ötmen. Biz Red'leri bu taraflarda hiç sevmeyiz ya Nathan. Zaten neyse o konulara girmeyeceğim ama şimdi madem böyle bir bok yedin kendini bize affettirecek bir yol bul. Sana sadece söyleyeceğim bu. Leo çok sevdiğim bir insan. İlk kucak dansımı yaptırtan insan bana. Aynı zamanda seninle pek bir aramız yok biliyorum. Soner'i de çok severim. Yani ne istersen yaparım. Ama benim tek istediğim hakkımda kötü düşünmemen. Yani hakkında kötü düşünüyorum Nathan. Çünkü bu sokaklardaki en nefret ettiğimiz olaylardan birini yapmışsın. Biz bunu yapan insanlara zamanında cezalarını, hani senin çektiğin şu cezadan belki 10 kat daha fazlasını verdik. Yani sana söyleyeceğim tek şey, kendini bize affettirebileceğin bir yol bul. Artık bu ne olur bilmem. Oradasın, buradasın. Bir şekilde bize bir şey sağla, bir şey getir. Sonra karar verelim, olur mu? Şimdi oradayım buradayım değil. Bundan sonra sadece şehirdeyim. Şehirle alakalı düşüncelerini az çok biliyorum. Sen de doğumluyum ama ne sen de umurumda bu saatten sonra ne paleto. Yani bilgi mi istersin? Ne istersin bilmiyorum. Yani ben şeyi istiyorum. Umarım motorculara karşı seninle aynı düşüncedeyizdir. Yani sen ne düşünüyorsun bilemiyorum ama benim düşüncem motorculara karşı değil. Beni ilgilendiren kısmı şehir. Şehirde kim yaşıyorsa, şehirde kim takılıyorsa, kim şehri benimsiyorsa çıkar uğruna değil. Yani buralı olduğu için, burada takıldığı için, burada vaktini geçirdiği için. Ben onlarlayım yani öyle diyeyim. Anladım. Yoksa bu motorcu nefreti ya da onun bunun nefreti değil. Öyle de olabilir. Bilemezsin. Bu konuşmanın aramızda kalacağına güvenebilir miyim peki? Çünkü biliyorsun şehirde herkes, yani bunu benim söylemem şu an sana çok garip ama şehirde kimsenin ağzı durmuyor. Evet. Evet Nathan, bunu senin söylemen biraz ironik açıkçası. Ama şöyle Yani insanlar belki çaren suratını... yoktu vesaire. Anladım o kısmı. Evet. Onu tekrarlamana gerek yok. Benden bir şey çıkmayacağını sana ekstra söylememe gerek yok. Zaten benim kendime göre inançlarım, bir kültürüm var. Ona da ters düşecek çoğu harekete karşıyım zaten. O konuda canını sıkmana gerek yok. Senin canının sıkılması gereken durum bizi bir şekilde başka bir tarafa ötmüş olman. Şimdi iyi niyetli olabilirsin. Ya da başka bir şekilde düşündün, zorunda kaldın. Bu beni pek alakadar etmiyor açıkçası. Anladım. Ben sonuç odaklı bir insanım. Şimdi sana dediğim gibi, bilgi mi ya da başka bir şey mi? Neyse, şehirdeysen şehirde, sorun değil. Kendini bize bir şekilde affettirebileceğin bir yol bul. Bir şey getir. Bu bir iki günde olacak bir şey değil Nate. Bizle bir şekilde iletişimde kal. Bize bir şey sağla. Biz de zamanı gelince yeterli olduğunu düşündüğümüz zaman sana deriz zaten tamamdır. Kendini kanıtladın. Artık aramızda bir problem yok. Tamam, anlaşıldı. Tamamdır. Dikkat et Tamamdır. kendine Nathan. Ne zaman herhangi bir yardıma ihtiyacın olursa. Tamamdır o zaman. Senin numaran var mı bende? Benim numaram kimsede yok ve şu aralar çok fazla güvenim sarsıldığı için numaramı kimseye vermiyorum. Ama yani devamlı şehirde Bence olduğum bana için verebilirsin. Ne olur Nathan diye kaydetme beni ve ne olur kimseyle paylaşma telefonumu. Yalvarırım. Sorun yok Nathan. Sorun yok. Ver telefonunu. Tamam. 5459087. Beş dört beş dokuz sıfır sekiz yedi. Tam olarak öyle.
Mesaj at bana bakayım. Numaranı alayım. Çaldırdım seni az önce. Çalmadı. Neden? Bir daha Neden söyler çalmadı? misin numarayı? 505-90-87 değil mi? 545. 545, okey. Evet. Çaldı mı? Hayır, yine çalmadı. Tekrar söylüyorum. İlginç, Evet. ilginç. Bir daha söyle, evet. 545 90 87. Böyle. Heh. Tamam. Birkaç gündür sana ulaşmaya çalışıyorum. Çok garip bir şekilde denk geldik. Soner'in zaten bunlardan haberi var. Garip bir şekilde denk geldik. Buralarda insanlar da ulaşmaya başlamış. Buranın ne olduğunu, bu Southside'ın ne olduğunu, renklerin ne ifade ettiğini bilmeyen insanlar var etrafta. Ben de Açıkçası bu ben de aralar mahallede bilmiyorum. takılıyorum. Ben de Öğrenirsin Nathan bilmiyorum. zamanı gelince. Tamam. Öğrenirsin. Umarım kötü bir şeyle öğrenmem. Umarım o senin elinde. Gelecekteki hareketlerin onu gösterecek. Yani Bana bu çok yanlış insanlara numaradan ulaşabilirsin. güvendim. Tamamdır. Çok yanlış insanlara güvendim. Şunu anladım ki ihanet en yakınlarından gelirmiş zaten. En güvendiğim Öyledir, insanlar, öyledir. evet, beni çok yalnız bıraktılar. Sana niyetimin kötü olmadığını kanıtlayacağım. Umarım bekliyorum Nathan. Umarım Tamamdır. kanıtlayabilirsin. Ne zaman neye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Tamamdır, ulaşacağım sana mutlaka. Sen de aynı şekilde eline bir şey geçerse ilk arayacağın insan olacağımı düşünüyorum. Tamamdır. En Ama azından kendin için. tamamdır. Kendini Ama hep ön bu planda tut Nathan. anlattığım şeyden dolayı lütfen dikkat edin kendinize. Sıkıntı yok. Biz kendimize ekstra dikkat etmemiz gerekmiyor ya bu konularda. Sen o konuda canını sıkma. Sen kendinle ilgilen Nathan birazcık. Tamamdır. Teşekkür ederim beni dinlediğin için. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Etrafta görüşürüz. Görüşelim. Abi adımız ispiyoncuya çıkmasın bir de ya. Ama ne yapayım oğlum? Küçücük çocuğum. Üstüme benzin döküyorlar. Ben ne yapayım yani? Forvet, teşekkür ederim abonelik için.